Şöyle durursan herhalde size daha rahat göreceksiniz. Bakın. Sevgili dostlar, artık kış ayımız geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Kış çorbaları yapmamız gerekiyor. Bol vitaminli, bol sebzeli. Onun için neyimiz var? 2 tane pırasamız var. 3 tane yeşil biberimiz var. 1 bağ pazı yaprağımız var. Veya pancar yaprağımız var. Her yöreye göre değişiyor. 2 tane yumurtamız var. 3 kaşık unumuz var. Yeteri kadar tuzumuz var. 1 bardak yağımız var. İşte malzememiz şurada. Olmazsa olmaz 3-4 dişte sarımsağımız var. Şimdi öncelikle şeylerimizi doğrayarak başlayalım bakalım. Pırasalara. Pırasalarımızı. Şöyle pırasalarımızı iyice doğrayacağız dostlar. Bakın dostlar, şöyle kalın olan yerini şu şekilde biraz. Şöyle yapıyorum ve mümkün olduğu kadar ince doğruyorum. Tenceremizin altını yaptık. Şöyle yağımızı koyduk. Şimdi de şöyle pazı yapraklarımızı saplarına ayırıyoruz. Dostlar, mutlaka saplarını ayrı doğrayın. Çünkü yaprakları çabuk pişecek. Bu sap kısmı biraz zor pişecek bir sebze bu. Onun için de eğer ayırır da ayrı doğrarsak gerçekten mükemmeli yakalarız. Mesela şu şekilde yapıp. Bunu da mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağım dostlar. Bahçeye ektim dostlar. Olduğunda bahçemizden yiyeceğiz Allah izin verirse. Mersin'de olanlar bahçeme gelebilirler. Ama tabii ne zaman yetişir bilmiyorum. 2 kanat oldular. 3. kanatları çıkıyor. Böyle biraz iyice pembeleşene kadar değil de şöyle kavuralım biraz. Şimdi de hemen doğramış olduğumuz pazıların saplarını koyacağım. Karıştırmaya devam. Şimdi hem kolay hem de gerçekten grip için birebir harika bir çorba olacak. Çekirdeklerini almayacağım dostlar. İsteyen çekirdeğini alabilir ama ben çekirdeğimde vitamin olduğunu düşünerek vitaminlerimizi ziyan etmek taraftarı değilim. Önceden hazırlamış olduğum et suyum var dostlar. Ondan da ilave edersek bence çok daha güzel olacakmış gibi görüyor. Bunu da koyalım. Bakın dostlar, şimdi de
Bunu güzelce ben doğruya biçime koyacağım. Gerçekten kolay bir çorba. O kadar basit ki. Bunu biraz iri doğrayacağım. Çünkü bunu ölüp kaybolmasını istemiyorum. Bu çabuk pişen bir şey. Bayağı tatları da güzel pişti. Çünkü bu çorba hem vitamin deposu hem de gerçekten mükemmel. Dostlar ben gidiyorum kasabımızdan kemik alıyorum. Kemik suyu yapıp böyle dolaba koyuyorum. Ve çorbalarımıza, pilavlarımıza kullanıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Derin dondurucudan çıkarıyorum ve kullanıyorum. Gerçekten güzel oluyor. Yani kınordur, şuydur, buydur da on kat daha güzel bana göre. Evet. Şimdi bu kadar. Ve bunun altında açacağım. Kaynamasını bekleyeceğim dostlar. Gerçekten harika bir kış çorbası olacak. Böyle kaşık kaşık iç. Hem bağırsak dostu hem de çok ama çok yeşilinden dolayı C vitamini. Hem de hasta kemik, yemeği. Kemik suyuna düşündüğün zaman da İşte bağışıklığı tamamen artıran harika bir kış çorbası olacak. Yeşil otlarını da koyacağım. Şöyle. Güzel bir çorba olacak inşallah. Hiç demeyin böyle çorba olur mu? Çok oldu diye piştiğinde bu sebzeler ölecek. Evet, şimdi bunu büyük gözüne alacağım ki biraz hızlandıralım dostlar. Sarımsaklarımızı doğrayalım ki kış yemeğine şöyle çorbasının hakkını verelim dostlar, değil mi? Sıra geldi hamurunu hazırlamaya. İki tane yumurtamızı incene çırpacağız. Sütü olan süt, süt olmayan bir kaşık yoğurt ekleyebilir. Yemek kaşığıyla bir kaşık, çok değil. İyicene çırpalım. Şöyle birazcık da tuz atacağım dostlar. Hamuruma çok değil. Bu kadar yeterli. Biraz da yeteri kadar da buraya atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın nasıl güzel. Böyle bir taşırım piştiğinde hemen kaynadığında hamurlarımızı da dökeceğiz. Oh işte çorba hazır. Yani hiç uğraşmak yok. Kolay bir çorba. 3 kaşık un koydum ama dostlar hele önce bir 2 kaşığını koyup bir görelim. Ölçü yumurtanın büyüklüğü de değiştirir anne. İşte tabii yumurtanın yumurta, un. Sanki bir kaşık yetecek gibi geliyor bakalım. Kıvamı gelince göstereceğim. Şöyle yarım kaşık daha koyayım. Çünkü birazcık cıvık oldu sanki.
kıvamı geldiğinde size kaç kaşık un kullandığımı söyleyeceğim dostlar. Kek hamuru kıvamında olacak. Şimdi oldu bakın dostlar. İşte çorba bu kadar. Kolay ve güzel bir çorba. Şöyle duruştan herhalde size daha rahat göreceksiniz. Bakın. Ve böyle gezdiriyorum. Kalanını da tekrar dökeceğim. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. Tabii kalanını da dökeceğim daha hala. Dökmem lazım. Ki çorbamız harika olacak. Bu şey hamurunu dökerken sadece altı biraz hızlı yanması gerekiyor. En sonunu böyle yaparak tamamını kullanacağız. Dilek'im şunu bana bir tutsana, yardım etsene bir zahmet. Yani şurada şöyle rüyan olsun istemiyoruz. Harika bir kış çorbamız oldu. Bunları istedikleri tüm sebzelerle yapabilirler değil mi? Tabii. Kırmızı pancarla yapabilirler, lahanayla yapabilirler, ıspanakla yapabilirler. Evlerinde ne sebze varsa. Bakın nasıl güzel oldu. Harika çorbamız oldu. Birazcık da pişsin. Tamam. Şimdi sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. İçine isteyen pul biber koyabilir. Ben şu anda kendime şey olarak yapıyorum. Hani biz mide ameliyatlıyız. Onun için fazla baharat kullanmıyoruz. İsteyen istediği baharatı kullanabilir. Hatta isteyen tavuk eti de kullanabilir. Bakın sarımsağını da ekledim. Ve şimdi birazcık pişmesini bekleyeceğim. Bunu neden böyle yaptın? Anlat. Neden böyle yaptım? Çünkü benim kızım ameliyat oldu. Ameliyat olduğu için sebze çorbası içmesi gerekiyor. Aynı zamanda benim de mide ameliyatlı olduğum için sağlıklı ve sebzeli yemem gerekiyor. İşte bu da tam sağlıklı ve sebze yemeği. Kışa hazırlık. Çok ağır bir ameliyat olduğum için, 3 ameliyat aynı anda olduğu için annem tamamen doğal ve sağlıklı çorbalar yapıyor bana. Evet. Dostlar şöyle suyunu kontrol ediyorum. Ben çorbalarımı kıvamlı seviyorum. Bakın suyu kıvamlı değil. Onun için ne yapacağım? Buna hemen bir terbiye hazırlayacağım.
limonlu böyle harika bir terbiye. Olmazsa olmazlardan. Yoksa şimdi hemen bu böyle pişerken ben terbiyemizi hazırlamaya başlayayım bile. Ben hasta olduğum için her şeyi söyleyebilirim. Canım sen hastasın diye. Ölek mi şimdi? Bakın dostlar, herkes kendine ne kadar çok limon seviyorsa o kadar yapsın. Oldum olası şu limon sıkmayı beceremem. Sana limon sıkma makinesi de almıştım. Ortalama her şeyin makinesini aldım ben sana. Aldın ama bir de kullanacak adam lazım. Allah Allah. Dostlar, terbiyesi için limonumuz var, yumurtamız var, yoğurdumuz var. Şöyle bakayım, bir çay bardağı da yoğurdumuz var. Şöyle bir yemek kaşığı da unumuz var. İyicene bir karıştıralım. Tabii arada da çorbamızı da karıştıralım. Dostlar, çorbamızı karıştırmazsak olmaz. Oh, çorba da baya baya oldu. Suyu da sanki biraz daha. Yünden alarak şöyle terbiyemizin içine biraz koyalım ki kesilmesini önleyelim. Terbiyemiz kesilirse ne olur, güzel olmaz. Kamera nerede? Kamera neredeyse bulsun beni. Şöyle içine suyundan alıyorum dostlar. Sıcak suyundan. Terbiyemizin içine koyuyorum ki burada ılıtırsak çorbamız kesilmez. Yoksa çorbamız kesilir. Şöyle bayağı bir karıştıralım güzelce. Hem kesilmesini karıştıra güzelce. Hem bak, elimizi yakacak şekilde olmuş. Şimdi şöyle açıyorum. Şöyle yukarıdan döküyorum ki hem siz göresiniz hem de kıvamını biz hep beraber görelim diye. Evet. Böyle karıştıralım ki çorbamız kesilmesin. Çorbamız kesilirse güzel bir çorba olmaz. Bakın kıvamı da gayet güzel oldu. Altını çok açtım. Niye? Hızlı kesilsin diye mi? Pardon. Altı yavaş mı kaynar çorbanın öyle? Eğer çorbayı kesilsin istedim. Yavaş demiştin. Kesilme zamanı geçti. Ha. Böyle terbiyeli çorbalar yavaş yavaş kaynatılıyor. Evet. Kesilmesin, bozulmasın diye. Üstüne yağ dökecek misin? Evet. Üstüne tereyağı dökeceğiz. Dostlar bakın, şöyle birazcık koyu oldu. Haşi şu an normal ama soğuduğuna çok koyulaşacak, hamur çekecek diye ben şöyle üzerine birazcık bir bardak su ilave ediyorum bakın. Bu kadar. Siz de suyunu kendinize göre ayarlayın lütfen. Gayet güzel oldu. Çünkü bu soğuduğunda hamuru birazcık daha koyulaştırır. Tereyağımızı da üstüne coslattık mıydı? Bekle. Bakın gayet güzel bir kış çorbamız oldu. Ama ki bunu nasıl alacağım buraya? Kolum ağrıyor. Ben de kaldıramam. Benim ameliyatım var. Bakın dostlar, tereyağımızı da şöyle evet. Çok güzel oldu. Sevgili dostlar,
Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Şöyle bir de doldurayım bakayım. Vallahi tadına da bakmadım ama emin olun hiç ben yemeğin tadına bakmam. Pişmişliğine bakmam ama genelde tutar. Şimdi sizinle hep beraber bakacağız bakalım nasıl olmuş. Bakın dostlar. Tam bir kış çorbası. Tereyağı içinizi ısıtacak. Tereyağı hem içimizi ısıt. Bir de kaşık ver bakayım ben şöyle bir tadına bakayım. Şunun güzelliğine. Ve ben şöyle hamuruyla bir bakayım bakalım tadına. Dostlar çok güzel olmuş. Limonlu isteyen bir tık daha limon sıkabilir ama bu kıvamı tam bana göre olmuş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Çorbayla kalın lütfen.